ki bilmeyin o eve gelmeden uyku uyumadın. Hala yok ortada. Anacığım, vallahi kendine eziyet edin. Halil çocuk mu? Koca adam. Yüreğe dağlanmış, erken ne edeceği belli olmaz kızım. Kolay mı? Bunca yıldır uğraşıyor acısını dindirmek için. Tam evlenmeye niyet etti. Şu oranımız. Kaderin önüne kim geçebilmiş ki Halil geçsin? Lafını bil de konuş gelin. Benim oğlumun kaderi o kız değil. Melek kendi elleriyle sildi o yazıyı. Ben onu demek istemedim ana. Halil'in nasibinde nikah varsa ne gelen mani olabilir ne giden demek istedim. Oo, günaydın hanımlar. Ne ediyorsunuz? Günaydın annem. Kuzum. Kızım Ömer'e kahvaltısını getir. Aslanım be. Ne yapıyorsun anam? Annem. Gel. Dedeme baktım odasında yok. Tansiyonunu ölçecektim. Dükkana gitti. Duvara zincirlesem onu da söküp götürecek peşinden. Kaç canına ehemmiyet yok, kaç. Sen üzülme sultanım. Ben gider dükkana bakarım, ilaçlarını da veririm, tansiyonunu da ölçerim, tamam mı? Halim'den haber var mı? He. Mesaj attı gece, bağ evindeymiş. Allah bere de itip gitmeyeyim. Gözünü seveyim, peşinden ayrılma. Takip et onu. Sen merak etme. Hadi git kahvaltını et, hadi. Haydi. Haydi. Kusum. Kusum. Allah, şu melek geldiği gibi gitse de dirliğimiz, düzenimiz bozulmaz. Gidecek olsa yıllar sonra dönmezdi ana. İçime vurt, düşürme Vildan. Halil'le o kız aynı yerde nefes alıp vermeye başlarsa vay başımıza gelin. Yavruma yuva kurmak benim analık hakkım. Aa, şuraya girdi. Kim ki buna mani olur? Dost demem. Gönül, hatır dinlemem. Yıkarım konu başlarına. Bir kez kurban ettim evladımı Karadağlara. Daha da verecek canım yoktur. Kolay gelsin. Oo, Halil, hoş geldin. Yukarı geldik abi çünkü. Babam konuştukça ben ezildim. Dur diyemedim. Sus diyemedim. Mirza'nın yanına gittim, orası da dar geldi. Can hiçbir yere sığamadım hafızları. Dünden beri elimde çekiş sebep kalkıyorum. Anlaşılan senin son olaylardan haberin yok. Ne oldu ki? Alacak ki. Mithat Melek'i bulmuş. Melek'in oğlu da Mithat'ı bıçaklamış. Nasıl ya? İyi mi Mithat? İyi. Hastaneden çıktı. İbari. Çok şükür. Şükür halimize. Bak şimdi. Seyit Ali hasretiyle kızgınlığı arasında böyle sıkışıp kalmış. Baban da sen, esip gürlüğü böyle. Ne kulağına ses giriyor ne de laf. Ama en kötüsü ne bileyim? Ha? Melek'in durumu. Hiç kimse hal hatır sormadan kızın üstüne yürüdüler. Yok. Hepimizin aklı durdu. Karşımızda görünce